Merhaba arkadaşlar. 3B Eğitim Kurumları Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Derviş Pınarbaşı. Bugün sizinle okuldan eve doğru değişen çalışma alışkanlıklarımız üzerine kısa bir muhabbette bulunacağız. Bildiğiniz üzere dünyamızda korona denen illet bir salgın yüzünden sizinle yüz yüze yaptığımız eğitimi artık 3B Eğitim Kurumları olarak uzaktan eğitim olarak devam ettirmek zorundayız. Bulunduğumuz dönemde gireceğimiz YKS artık bilgi sınavından daha ziyade psikolojik bir sınav haline dönüştü. Bu zamanda psikolojisine sahip çıkıp kendi içsel motivasyonunu harekete geçirenler ve bu hareketini ders çalışmak olarak eyleme dökenler hedeflerine ulaşmak için çok daha avantajlı konuma geldiler. Tabii biliyorsunuz Ocak ayında Talim Terbiye Kurulu bir müfredat paylaşmıştı YKS'de karşımıza çıkacak konularla ilgili. Biz bunu sizlerle paylaştık. Eğitim müfredatımızı anlatacağımız konuları buna göre şekillendirmiştik. Ancak salgından kaynaklı uzaktan eğitime döndüğümüz için 2 gün önce Sayın Bakan bir açıklama yaptı ve 12. sınıfların 2. dönemden oluşan konulardan sorumlu olmayacağını belirtti. Ben öncelikle bu konular hangileri sizinle onu paylaşmak istiyorum. Slide'ımız takıldı. Evet arkadaşlar, hepinizin en fazla merak ettiği şey AYT matematik konuları nasıl değişti? Hemen onunla ilgili aktarıyorum. AYT matematikte 12. sınıfta 1. dönem konularımız üstel ve logaritmik fonksiyonlar, diziler, trigonometri ve dönüşümler 1. dönemden ve bu konulardan sorular çıkacak. 2. dönem konularımız ise türev, limit değişim içerisinde, integral, çemberin analitik incelenmesi ise 2. dönem konuları ve bunlar sınavda karşımıza çıkmayacak. Hemen devam edelim. Fizik, 1. dönem konularımız yani sınavda karşımıza çıkacak konular çembersel hareket, basit harmonik hareket, dalga mekaniği. 2. dönem yani sınavda karşımıza çıkmayacak konuları fiziğin, atom fiziğine giriş ve radyoaktivite, modern fizik, modern fiziğin teknolojideki uygulamaları. Devam ediyorum kimyayla. 1. dönem konularımız kimya ve elektrik, karbon kimyasına giriş. Ancak burada ufak bir parantez açalım. Hibritleşme 1. dönem konusu. 1. dönemin son haftalarında başlıyor ancak hibritleşme ve VSPR yaklaşımı ile molekül modellemesi yapmak 2. dönemin ilk haftasına kayıyor. Burayla alakalı ufak bir tereddüt var ama ben yine de çalışmanızı tavsiye ederim. 2. dönem konuları ise organik kimya, organik bileşikleri yani buradan sorumlu değiliz. Biyoloji 1. dönem konularımız genden proteine, canlılarda enerji dönüşümleri. Canlılarda enerji dönüşümleri ile alakalı ufak bir parantez açmam gerekiyor. Hücresel solunum ve sonrası 2. dönemin ilk haftalarına denk geliyor. Bu yüzden buradan sorumlu değil gibiyiz ama ben yine de çalışmanızı tavsiye ederim. 2. dönem konularımız biyolojinin bitki biyolojisi, canlılar ve çevre buradan sorumlu değiliz. Türk Dili ve Edebiyatı 1. dönem konularımız edebiyat ile düşünce akımları arasındaki ilişki, edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki, dilin tarihi süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler, ilk örneklerden günümüze Türkçenin önemli sözlükleri, 1960 sonrası Cumhuriyet döneminde hikaye, küçürek yani minimal hikaye, Cumhuriyet dönemi saf şiir anlayışı, Cumhuriyet dönemi 1923 ile 1960 arası, toplumcu eğilimleri yansıtan şiir, milli edebiyat anlayışını yansıtan şiir, İkinci yeni şiirinden edebiyatta sorumluyuz. İkinci dönem yani bizim sorumlu olmayacağımız kısımlar ne peki edebiyatta? Cumhuriyet sonrası halk şiiri. Cumhuriyet dönemi roman, 1980 sonrası roman, Türk dünyası roman, dünya edebiyatında romanla alakalı herhangi bir sorumluluğumuz yok. İkinci dönem konusu. Tiyatro, söyle ve denemeden de sorumlu değiliz arkadaşlar. Dil bilgisi ile alakalı da 1. dönemde 12. sınıfta yazım ve noktalama kelimede anlam bilgisi. Yani buradan şu karşımıza çıkıyor. Biz 9'dan 12'ye gördüğümüz bütün dil bilgisinden sorumluyuz arkadaşlar. Tarih konusuna bakacak olursak 1. dönem konularımız 20. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya, Milli Mücadele Dönemi, Atatürkçülük ve Türk İnkılabı'ndan sorumluyuz. 2. dönem konularımız yani sorumlu olmadığımız kısım iki savaş arasındaki dönemde Türkiye ve Dünya, İkinci Dünya Savaşı sürecinde Türkiye ve Dünya, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye ve Dünya, toplumsal devrim çağında Türkiye ve Dünya, 21. yüzyıl eşiğinde Türkiye ve Dünya. Bu saydığım kısımlardan da tarihte sorumlu değiliz. Coğrafya, 1. dönem konularımız 12. sınıfta, doğal sistemler ve beşeri sistemler,
Buradan sorular karşımıza çıkacak. İkinci dönem konularımızsa küresel ortam, bölgeler ve ülkeler, çevre ve toplum. Coğrafyada bu iki konudan sorumlu değiliz arkadaşlar. Şimdi geçelim. Evde ders çalışmakla okulda ders çalışmak arasındaki farklara gelelim. Okul insana bir disiplin kazandırır. Sabah yok yazılmamak için, hani bilgi almak için olmasa dahi yok yazılmamak için sizi erkenden kaldıran, üstünüzü giydirip yola düşüren bir yoklama sistemi vardı okulda. Ve bu sizin sabah erkenden güne başlamanızı sağlıyordu. Ancak şu an evde eğitim, uzaktan eğitim modeli uygulandığı için böyle bir zorunluluğunuz görünmüyor. Tabii bu başarmak istemeyenler için bir zorunluluk değil. Şimdi bizim yapmamız gereken temel şeyler var. Bunlar nedir? Düzenli uyuyacağız önce. Uykumuzu, bunu okuldayken de sürekli belirtiyorduk. Konuşmalarımızın başında ilk iki şey her zaman vardı. Düzenli uyku ve düzenli beslenme. Biraz önce söylediğim gibi okul düzenli uykuyu bir miktar bize kazandırıyordu. Sabah erken uyanabilmek adına akşam belli bir vakitte uyumamız gerekiyordu. Biz bunu kabul etmesek de bir süre sonra vücudumuz yorgun düşüyordu ve akşam belli bir saatte yatıp sabah belli bir saatte kalkmaya alışıyorduk. Ancak şimdi akşam yatmanızı denetleyen, sabah okula geldiğinizde yoklamanızı, yani sabah evde kalkmadığınızda yoklamanızı alacak hiç kimse kalmadığı için uyku düzenimiz bir miktar bozuldu. Görüştüğüm öğrencilerimin de aktardığı şey genelde uyku düzeninin bozuldu. Hocam 3'te yatıyorum gece, sabah 12'de kalkıyorum diyor ki 9 saatlik bir uyku çok fazla. Bizim şu an için 6 saatlik uyku yeterli olacaktır. Daha fazlası da bizi yoracaktır. Daha azı da ilk günlerde belirti göstermesi dahi daha sonra bizi yormaya başlayacaktır. O yüzden lütfen uyku düzenimizi bozmuyoruz. Hafta içi, hafta sonu, uzaktan eğitim ya da okul dönemi hiç fark etmez. Akşam yattığımız saatle sabah kalktığımız saat aynı olmak zorunda. Düzenli beslenme, düzenli beslenme alışkanlığımız zaten metabolizmamızın doğru çalışması için olmak zorundaydı. Ama şu an dünyamıza hükmetmiş bir virüsten kaynaklı da metabolizmamızın daha sağlıklı çalışması için düzenli beslenmek zorundayız. Ayrıca düzenli beslenmek bizim hem motivasyonumuza katkı sağlayacak, hem çalıştığımızı daha iyi anlayabilmemizi sağlayacak. Şimdi Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi diye bir hiyerarşi var. 5 basamaktan oluşur, bir piramit şeklinde üçgenden oluşur ve üçgen içten dipten yukarıya doğru 5'e bölünmüştür. Birinci basamakta fizyolojik ihtiyaçlar yatar. Fizyolojik ihtiyaç ne demek? Karın tokluğu. Karnımı doyurmazsam diğer durumlar benim için ikinci planda kalmaya başlayacaktır. Birinci basamak fizyolojik ihtiyaçlar, yani karnımı doyurmam. İkinci basamak ise barınma ihtiyacım, yani korunma. Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisinde der ki birinci basamak olmadan bir sonraki basamağa geçilmez. Yani benim karnım açken beni birinin korumasının ya da benim ev sahibi olmamın benim için bir anlamı yoktur. Çünkü karnım aç. Benim önce karnım doyacak ki daha sonra korunma ihtiyacım ortaya çıkacak. Daha sonra sevgi ihtiyacı gelir. İhtiyaçlar hiyerarşisinde birinci basamak fizyolojik ihtiyaçlar, ikinci basamak korunma ihtiyacı, barınma ihtiyacı, üçüncü basamaksa sevgi ihtiyacı. Benim karnım açken birilerinin gelip benim başımı okşaması benim için önemli değildir, hiçbir şey ifade etmez. Ben korumasızken, tehlike altındayken birilerinin gelip seni seviyorum demesinin benim için çok bir anlamı yoktur. Bir üstteki basamağın anlamı olması için benim bir alttaki basamağı halletmiş olmam gerekir. Şimdi gelelim. Benim karnım açsa çalıştığım matematikten çok bir şey anlamayacağım çünkü beynim sürekli zil çalan karnımın sesini dinleyecektir. Bu yüzden düzenli beslenme bizim için çok önemli. Günde rutin olarak dünyada insanlar 3 öğün şeklinde beslenir. Biz de düzenli olarak sabah kahvaltımızı yapmak, düzenli olarak öğle yemeğimizi ve akşam yemeğimizi yemek zorundayız ki çalıştıklarımızı çok daha iyi anlayabilelim. Gelelim plan dahilinde çalışmak. Bu öğrencilerimizin en fazla yaptığı yanlışlardan biri, plansız çalışmak. Hocam çok çalıştım bugün. Güzel. Ne çalıştım? Hocam bugün 250 tane matematik soru çözdüm. Harika. Ne çözdün? Hocam
Üslü sayılarda ben çok iyiydim. Biraz daha geliştirmek adına 250 tane soru çözdüm, 245 denetim var. Aferin evladım, sen bugün doğru ders çalışmamışsın. Keşke bilmediğin bir konudan çalışsaydın da 50 soru çözseydin. Önemli olan çok soru çözmek değil şu an için. Önemli olan konu eksiğimizi halletmek. Bildiğin konudan sürekli soru çözmenin bir mantığı yok. 2 artı 2'nin 4 ettiğini biliyorsun. 2 artı 3 eşittir 5, 2 artı 4 eşittir 6, 2 artı 5 eşittir 7 şeklinde sorular çözüp devam etmenin çok bir mantığı yok. Sen onda yeteri kadar pratik kazanmışsın zaten. Bu yüzden bizim planlı çalışmamız gerekir. Plan olmazsa biz neyi sevkiler? Sabah kalktım, kahvaltımı yaptım. Ne çalışacağım? Bir düşüneyim, düşüneyim. Edebiyatı çok seviyorum ya, edebiyat çalışayım. Açtım kitabımı. Bu konuyu biliyorum. Bunu da biliyorum. Öf ya, buna da kim çalışacak? Kapandı kitap. Kapanmadı diyelim. Enerjimiz var. En çok sevdiğimiz edebiyat dersimizle de başladık çalışmaya. Konuyu hallettik. Bir miktar yorulduk. Daha sonra ne çalışacağız? Sürekli ne çalışacağımızı gün içerisinde düşünmek zorunda kalacağız ki bu bizim çalışmamızı sürekli aksatacaktır. Bunun önüne geçebilmek adına bizim haftalık olarak programlar yapmamız gerekiyor. Nasıl haftalık programlar? Günlerimi yazarım. Pazartesiden pazara hangi derslere çalışacağım? Konu eksiklerim önce belli olmak zorunda elbette. Ben hangi konulardan tamamım? Hangi konularından eksiğim? Yani benim bu kolum matematikte, kolumun tamamı mı çalışmıyor? Yoksa serçe parmağım, köklü sayılar, burayla alakalı bir problemim mi var? Eğer ben köklü sayılarla alakalı problemim var derken, benim matematikte sorunum var dersem kolumu sargıya almam gerekir ki bu bütün kolumun işlevini kaybetmesi demektir. Ancak dersem ki benim köklü sayılarla alakalı bir problemim var, serçe parmağımı sargıya alırım, kolumun kalan işlevlerini de kullanmaya devam ederim. Şimdi programa devam edelim. Derslerim, günleri yazdık. Çalışacağımız derslerimizi yazdık. Daha sonra da belirlediğimiz konu eksiklerimizi o derslerin altına tek tek ekledik. Plan hazırlarken genelde şöyle yanlış bir algımız var. Aynı günde bütün derslere çalışırsak çok ciddi ve doğru çalışmış oluruz. Hayır arkadaşlar. Bu yanlış. Şunu doğuruyor çünkü. Bugün fizik yazdım, kimya yazdım, matematik yazdım, Türkçe yazdım, coğrafya yazdım, tarih yazdım. 6-7 tane dersi alt alta dizdim. Bugün hepsine çalışacağım. Ve benim ciddi konu eksiklerim var hala. Konuları da altlarına ekledim, başladım çalışmaya. Saat biraz ilerledi. Matematikten verim almaya başlayacağım ama şöyle bir korku oluşuyor kafamda. Ya benim çalışmam gereken 6 tane ders var. Bugün içerisinde planladığım. Matematiği bırakıp coğrafyaya geçiyorum. Coğrafyadan verim almaya başlayacağım. O daha 5 tane ders var deyip bırakıp diğerlerini geçmeye başlıyorum ki bu yaptığım çalışmanın verime dönüşmemesine sebebiyet veriyor. Bunun için günlük olarak çalışabileceğimiz dersin ne daha fazlasını ne de daha azını planımıza eklememiz gerekiyor. Ve yapmamız gereken belli bir rutin var biliyorsunuz. Her gün paragraf çözmemiz gerekiyor. Paragrafını geliştirenlerin Türkçe denemelerine geçmesi gerekiyor. Her gün düzenli olarak problem çözmemiz gerekiyor. Ve kendi içinizde belirlediğiniz rutinlerinize günlük olarak devam etmeniz gerekiyor. Geçtik arkadaşlar, eylem. Bizim en fazla yaptığımız şey, siz de hak vereceksinizdir. Bu insanoğlunun genel olarak yaptığı bir şeydir, düşünmek. Biz her şeyi detaylıca düşünürüz. Düşünürüz, düşünürüz, çokça düşünürüz. Bir sonuç buluruz, yapmamız gereken şeyleri buluruz. Ama nasıl yapacağımızı düşünmeye başlarız. Düşünürüz, düşünürüz. Nasıl yapacağımızı buluruz. Bu sefer ne zaman yapacağımızı düşünmeye başlarız. Düşünürüz, düşünürüz. Ne zaman yapacağımızı buluruz. Bu sefer harekete geçmek için ne yapmam gerektiğini düşünmeye başlarız. Her şeyi düşünürüz ancak yapmadığımız tek şey harekete geçmek. Bu bizim en büyük hatalarımızdan biri. Tamam, düşündük, ne yapacağım? Ders çalışacağım. Artık bu net. Bunun üzerine düşünmeye gerek yok. Hocam ne yapacağımı düşünüyorum. Ya yapacağın şey belli. Sen öğrencisin, oturup ders çalışacaksın. Sen öğrencisin, oturup ders çalışacaksın. Yapacak bir şey yok. Şu aşamayı artık bizim çoktan geçmiş olmamız gerekiyor. Okul döneminde aşmıştık, artık eve kapandık, kendi kendimize daha fazla baş başayız. Şu eylemi daha fazla yapmaya başladık, düşünme eylemini. Bundan kurtulalım gençler, artık harekete geçme zamanı. Eğer harekete geçmezsek zaman akıyor. Diyorduk ki hocam okul olduğu için işte burada akşama kadar ders görüyoruz. Eve gidip günün tekrarını yapınca diğerlerine
Zaman kalmıyor, çok fazla yoruluyoruz. Hak veriyordum ben ama çalışmanız gerektiğini de sizinle sürekli konuşuyorduk. Artık okul yok. Haricinde akşam kalan zamanın dışında 8-9 saat kadar ekstra zamanınız var. Bunun ciddi bir zamanını ders çalışarak geçirmemiz gerekiyor. Artık bahanelerin arkasına saklanmak amaçsız. Harekete geçmemiz gerektiğini de söyledik. Nasıl harekete geçeceğiz? Tekrarlıyoruz. Düzenli bir uykuya sahip olacağız. Düzenli besleneceğiz. Plan yapacağız. Arkasından da harekete geçeceğiz. Ne zaman harekete geçeceğiz? Bugün arkadaşlar. Yarın yok çünkü. Bir hikaye. Daha önce sınıflarda ya da birlikte yaptığımız sunumlarda anlatmışımdır. Benden duymuşsunuzdur ama tekrar da sakınca yok. Et tekrar ahsen velev kâne 180 demişler. Yani tekrar etmek önemlidir. 180. kez olsa dahi tekrar etmeye devam edin. Biz de bu hikayeyi tekrarlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir vatandaş yol kenarında yürürken bir balkonda oturan insanlar görmüş. Ve o balkonun bulunduğu evin duvarının dibinde de bir köpek acı içerisinde inliyor. Gözünden yaşlar yavaş yavaş süzülüyor. Adam merakını gizleyemeyip balkonda oturanlara sormuş. Demiş ki, ya bu köpek hasta falan mı? Neden inliyor? Balkonda oturanlardan biri, yo hasta değil. Peki demiş o zaman yoldan geçen, hasta değilse neden inliyor bu köpek? Gözünden yaşlar geliyor acı içerisinde. Balkonda oturanlardan biri dedi ki, ya onun yattığı yerde bir tahta var ve tahtanın üzerinde de küçük çiviler var. Üstünde yattığı için de çivi onlara batıyor. Köpeğe batıyor. Batan çiviler de canını yakıyor. O yüzden inliyor. Adam demiş ki ya peki madem acı çekiyor, madem çiviler ona batıyor, neden kalkmıyor ki gidip başka yere atsın? Oradan kurtulsun. Balkondaki adam şu cevabı veriyor. Kalkmasını gerektirecek kadar canını acıtmıyor demek ki. Şimdi biz üniversite sınavını kazanmak istiyoruz ama ders çalışmıyoruz. Seneye üniversiteli olmak istiyoruz ama ders çalışmıyoruz. Ha demek ki şunu da ekleyeyim. Hayal kurduğumuzu söylüyoruz ama ders çalışmıyoruz. Ya demek ki üniversiteyi kazanamamak bize yeteri kadar acı vermeyecek. Ya da hayallerimizi istediğimizi düşündüğümüz kadar istemiyoruz gerçekten. Bunu bir gözümüzden geçirmemiz gerekiyor. Acı işinin altında mıyız? Üstünde miyiz? Bizi harekete geçirecek acı her zaman eşiğin üstünde olur arkadaşlar. Bunu dikkat etmemiz gerekiyor. Geçelim. Sona geldik. Şöyle bitirelim madem. Sizinle bu zamana kadar hep yüz yüze konuştuk. Geldiniz. Bazen dersten almamı gerektiğini söylediğiniz teneffüste konuştuk. Okul çıkışı soru çözümünden sonra çıkış konuştuk. Bazen cumartesi günleri sınavdan önce erken geldiniz, tekrar konuştuk. Ve her seferinde harekete geçmenin öneminden bahsettik. Bilirsiniz ki kriz eşikleri vardır, kriz geçişleri vardır. İşte bir bağımlılığınızdan vazgeçeceksiniz ki bu bağımlılıktan kurtulmaya başladınız. Ama kriz zamanları olacaktır işte. Ne kadar bir sürede daha önce onu kullanıyorsanız o kadar sürede bir kriz gelecektir. Bu krizler 5-10 dakika kadardır. Eğer o 5-10 dakikaya karşı koyabilirseniz bir sonraki krize kadar herhangi bir sorun yaşamayacaksınızdır. Ders çalışmak da böyle bir şey. Ders çalışmak istiyorum hocam ama başına geçemiyorum. Ya o an koşup o masanın başında 5-10 dakikayı acı çekerek geçirmek zorundasınız. Eğer bunu yapamazsanız saatler sürecektir. Hocam ders çalışmayı düşünüyorum. Düşünmüyoruz. Koşuyoruz masamızın başına. Ders çalışmaya başlıyoruz. 5-10 dakika ağlayarak çalışıyoruz. Gerekirse gözyaşımız o kitabın üzerine düşsün. Yıl sonu mutlu olanlar bizler olalım. Şimdi üzülelim acı. Ders çalışırken üzülelim acı çekelim. Ama yıl sonu koltuğumuza yaslanıp çok rahat bir tercih yapalım. Ve günün sorusuyla bitiriyoruz o zaman. Başarmak için harekete geçmek bugün değilse hangi gün? Sağlıcakla kalın.